Hocam hiç çalışmak istemiyorum ya. Gerçekten bir sürü ders var. Hiç çalışasım gelmiyor ya. Evet Tonguç'um, birçok öğrencimiz de senin gibi ders çalışmak istemediklerini, artık bu işten sıkıldıklarını söylemişler. Mesela Mehmet Emin demiş ki, ders çalışmak için masama oturuyorum ama hemen keyfim kaçıyor ve ders çalışmak istemiyorum. Hiç bunu... keyifli bir şey değil ki. Aynen, kim ister ki ders çalışmak? Bununla ilgili bir video yapar mısınız demiş. Yine Hatice Uçar, ders çalışmak istemiyorum ama başarılı olmak çok istiyorum. Ne yapmalıyım? Lütfen sorumu cevaplayın. Kısa yoldan hap falan var mı hocam? Tabii ki herkes bir an önce kurtulmak ister veyahut da işte böyle dua edeyim, hemen kabul edeyim. Kabul olsun, bir an önce kurtulayım derslerden, sınavlardan, hemen başarılı olayım sen. Ancak çalışmadan hiçbir şekilde başarıya ulaşılmıyor. Emeksiz yemek olmaz, zahmetsiz rahmet olmaz. No, no pain, no gain. Gain, aynen İngilizcesinde sen de söyledin. Şimdi birincisi, biz başarılı olmamız için, yani derslerde çalışmamızı artırıp başarılı olmamız için bizim çalışmamızı engelleyen maddeleri belirlememiz lazım. Mesela hedefimiz yoksa bunu yazacağız. Ben hedefimi belirlemedim. Şu anda sen 9. sınıfta, daha sene başında, ne hedefi hocam ya, zaten daha yeni LGS'den çıktık, daha yeni hazırlıktan çıktık, ben hedef falan düşünemiyorum diyebilirsin. Hedefin olmaması senin çalışmanı engelliyor olabilir. Çalışma planı oluşturamamış olabilirsin. Yani hocam zaten pandemi geldi, yok işte okullar kapandı, geri açıldı, geri kapandı, biz anlayamadık, bir türlü çalışma planımızı oluşturamadık diyebilirsin. Ne planı ya, kendi hayatım bile mahvoldu. Aynen, olabilir. Sosyal medya zamanım yok, zamanımı alıyor diyebilirsin. Yani sosyal medya gerçekten esasla bizim... Günde minimum 10 saat. Çok fazla. Bizim esasında başarıya ulaşmamız için çok avantajlı imkanlar sunuyor. YouTube sayesinde mesela birçok derse, birçok konuya hızlı bir şekilde ücretsiz ulaşabiliyorsun. Tamam. Veya Instagram sayesinde, WhatsApp sayesinde bilgiye hızlıca ulaşabiliyorsun. Ama aynı zamanda bizim oyalanmamız için, bizim çok fazla vakit harcadığımız şeyleri sürekli bize önererekten bizim zamanımıza çalıyor. Ve uygun çalışma ortamı olmayabilir. Evde kardeşin sürekli odaya giriyordur, dikkatini dağıtıyordur ve bu yüzden de odaklanamıyorsundur. Bunlardan hangisini engelliyorsa bunu işaretleyeceksin ve sonrasında bunların çözümünü bulacaksın. Hocam hedefimi belirleyemedim, odaklanamıyorum. Evet. Aynı zamanda uygun çalışma ortamı belki olabilir, ayarlarım yani. Belki. Sosyal medya zamanım çok alıyor. Neredeyse bunların tamamı senin gerçekten problemin. Zaten biz de bunları sizlerden aynen gelen yorumlara göre belirledik. Yani bunlar benim ya da senin ya da Ahmet'in değil. Esasında hepimizin sıkıntısı. Ben de bazen hedef belirleyemediğimde benim çalışmamı engelleyebiliyor. Ya da bazen benim de sosyal medya zamanım alıyor. Ben de şu telefondan kurtulmak istiyorum. Şimdi birincisi, seni engelleyen noktayı bulmalı ve ondan kurtulmalısın. Şimdi öncelikle hedefini belirle. Bak, Leonardo da Vinci biliyorsun çok değerli bir sanatçı. Rönesans'ın kurucularından. Vinci icat etmiş. Evet, Vinci icat etmiş. Sanatı icat etmiş diyebiliriz. Ya daha doğrusu sanatı yeniden canlanmasını sağlamış. Rönesans yapmış. Rotanı bir yıldıza sabitlersen bütün fırtınalarda yönünü bulursun demiş. Gerçekten de senin bir idealin, senin bir hedefin varsa bu hedef için seni hiçbir engel durduramaz. İşte 5 saat çalışmakmış, 1 saat kitap okumakmış, 100 soru çözmek, bundan hiçbir önemi yok ki. Senin hedefin çok büyük. Düşünsene, örnek veriyorum, çok basit bir hedef bu esasında ama iyi bir doktor olmak istiyorsun ve günde 100 soru çözemiyorsun. Bu hiçbir şey değil ki. 100 soru nedir ya? O gün çözersin 100 sorunu. Öncelikle yıllık bir hedefin olmalı veyahut da büyük bir hedefin olmalı. Sonra aylık programların olmalı, haftalık sorumlulukların ve günlükte ödevlerin olmalı. Ben bugünlük ödevimi yapacağım çünkü eğer bu ödevi yapmazsam büyük hedefime ulaşamam diyeceksin. Küçük küçük birikimler biliyorsun büyük sermayelere ulaştırıyor bizi. Şimdi iyi bir temel, iyi bir üniversite demek. İyi bir üniversite de esasında iyi bir meslek, iyi bir gelecek demek. Dolayısıyla sen şu anda 9. sınıfta çok büyük temeller atıyorsun. Bak, üniversite sınavı, temel yeterlilik testi ve alan yeterlilik testi olmak üzere iki sınavdan oluşuyor. 9. sınıf ve 10. sınıf konuları temel yeterlilik testini oluşturuyor. 10. ve 11. ve 12. sınıf konuları da alan yeterlilik testini oluşturuyor. Şimdi diyeceksin ki hocam biz daha 9. sınıftayız. Hayır, sakın öyle deme. Temel yeterlilik testi sınavda çok iyi bölümlerin kazanılması en önemli kısmı oluşturuyor. Sınavı kazanmanı sağlayan alan yeterliliği ama iyi bir bölümü, tıp fakültesini, hukuk fakültesini, mühendisliği, öğretmenliği kazanmak için mutlaka temel yeterliliği de yapman lazım. Ve bunu da en önemli konuları, en temel konuları, en fazla konular 9. sınıf konularından çıkıyor. Dolayısıyla sen iyi bir temelle iyi bir üniversiteye kavuşabilirsin. Şimdi çalışma planı oluşturman lazım. Ders programını ve eksiklerini göz önünde bulundurarak. Yani ben matematikte 9. sınıfta işlemem gereken 5 tane ünite var diyelim ki. Bu 5 üniteyle alakalı, birinci ünitede ben eksiklerim varsa onunla alakalı birinci üniteyi çalışacağım. Bununla alakalı video izleyeceğim. Bu videolar sonrasında ödevlerimi yapacağım şeklinde kendine bir görev belirlemelisin. Ve zamanını planlamalısın. Tabii ki ders dışı aktiviteleri de planlamana dahil edeceksin. Yani ben diyelim ki bugün çalışacağım dedin. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar diye günleri belirledin. Sadece ders çalışacaklarını yazarsan buna uymakta biraz sıkıntı yaşayabilirsin. Ama ders dışı aktivitelerini de oraya yazarsan, dahil edersen seni motive edecektir. İlk aşamada seviyene uygun bir program hazırla. Yani böyle hemen bu hafta 500 soru çözeceğim deyip bir anda çözemediğin zaman aman ben yapamıyorum ders. Dolayısıyla ilk başta yapabildiklerini yap. Sonra gelecek hafta onun daha fazlasını yazarak kendini aşmaya çalış.
sosyal medyayı kontrollü kullanman gerekiyor. Ne demek bu? Günlük bir kota vereceksin. Senin kotan nedir Tonguç'um? Benim kotam 3 GB hocam, hemen bitiyor ama yani. Hayır, internet kotanı kastetmiyorum evladım. Senin yani günlük kullanman, yani günde kaç saat internet veriyorsun? Günde maksimum 18 saat kullanıyorum hocam. Onu geçmiyor. Zaten 24 saat evladım, günde 18 saat. 6 saatte uyuyorum hocam. 6 saatte uyuyorsun, 18. Olur mu? Sürekli esasında sosyal medyada gezmek senin beyin hücrelerine bile zarar vermeye başlar. Çünkü birincisi telefon ciddi bir radyasyon yayıyor. Mesela böyle telefonu sen bir elektronik cihazın yanına koy, bir televizyon radyonun yanına koy. Cızızız ediyor böyle, gerçekten cihazlar kendinden geçiyor. Ya da bir pusulanın yanına koy, pusula yönünü şaşırıyor. Dolayısıyla zaten herhangi bir şey yapmayıp telefonun yanında gezdirmek bile bu kadar uzun süre sana ciddi zararlar verebilir. Ve aynı zamanda sürekli senin zihnini bulandıracak, zihnini karıştıracak böyle çok lüks evler, arabalar, futbolcular, hayatlar falan bir anda senin zihninin dağılmasına sebep verir. Dolayısıyla sosyal medyayı günlük bir kotayla belirlemelisin. Ben günde bir saat sosyal medyaya gireceğim diyeceksin. Çalışma mazandan da uzak tutacaksın. Sen herhangi bir sınava girdiğinde, herhangi bir yazılıya girdiğinde veyahut da işte en son LGS'ye girdiğinde senin yanında cep telefonun var mıydı? Yoktu. Senin yanında böyle sürekli olarak telefonunuz bir yarım saat bakabilirsiniz diyen biri yoktu. Dolayısıyla ders çalışırken de bu şekilde ciddi bir ortam oturtman lazım. Yani çalışırken telefonun bildirimlerini kapatacaksın. Eğer mümkünse odanın dışına koyacaksın. Ya da asla ve asla ders çalışırken ting tong ting tong sessizde bile olsa bildirimlerin geldiğini görmemen lazım. Eğer sen telefonun sessizde bile olsa yanında durursa bir bakıyorsun ona çok önemli biri arıyor ama esasında ondan daha önemli bir iş yaptığını unutuyorsun. Hemen oraya bakıp dikkatini dağıtabiliyorsun. Uygun çalışma ortamı da çok çok değerli bir şey. Çünkü eğer dağınık bir ortam varsa mesela şöyle düşün, şu kalemlerimizi alalım. Şöyle düşün, şu kalemler var. Şöyle bayağı bir Tonguç kalemimiz var. Böyle bunları koydum. Ondan sonra işte şuraya şöyle bir tane kağıt astın, bir tane kalem koydun. İşte telefonun masanın orada. Böyle işte alan yeterlik testini koydun, buraya bir şeyler koydun. Hadi çalış. Bir kere bu dağınık ortamda insanın çalışması gelmez. Ama bak şimdi bunların hepsini kaldırıyorum şimdi. Bak bunları kaldırıyorum. Hepsini kaldırdıktan sonra şöyle düzgün bir... Sticker'ı kaldırmadınız hocam. Post-it kaldı orada. Aynen post-it kaldı. Onu da kaldıracağım şimdi bak. Bunu da kaldırıyorum düzgün bir şekilde. Masamın üstü bu şekilde, tamam mı? Sonra bir tane kalem alıyorum. Bak. Bir tane kalem alıyorum. Ama düzgün koyun hocam onu. Aynen kalemi de düzgün koyacağım. Simetri çok önemli dediğin gibi. Sonra temel yeterlik testini koydum buraya. Tamam. Temel yeterlik testinin yanında bunu koydum. Şimdi bak. İşte bu kadar böyle bir ya. Masaya insanın çalışması gelir. Ve çalışamadın diyelim ki dikkatini dağıtıyor. Telefonun da yok yanında senin oyalar. Çalışamazsan bile şu şekilde durman, beklemen. Ben kalkmayacağım masadan. Ben bugün görevim 30 dakika ders çalışmakta. Temel yeterlik testiyle alakalı ilk 20 soruyu çözmek dedim. Kalkmasan bir yerden sonra canın sıkılır ve madem bekleyeceğim kalkmıyorum o zaman ben bu testi ödevi yaparım dersin. Ama yapamadığın an kalktığın an bir kere ilk başta kendi görevini sorumluluğunu yapamamışlık aciziyet göstermiş olursun. Dolayısıyla sen nasıl okul yazısına girdiğinde ben sıkıldım hocam ya gidiyorum diyemezsin. Hoca otur bakalım oturduğun yerde bekle der, öyle değil mi? İşte üniversite sınavında da öyledir mesela. İlk 15 dakika asla çıkamazsın insanların dikkatini dağıtmamak için. Veyahut da son 15 dakika asla çıkamazsın insanların dikkatini dağıtmamak için. Dolayısıyla sen de derse oturduğunda yapamazsan eğer başka bir dersle ben bunu yapamadım buradaki soruları çözeceğim demediğin sürece ben kalkacağım arkadaş olmuyor demeyeceksin. Masada oturmak da bir görevdir. İlk başta boş boş oturursun sonra zamanla artık kendini geliştirdiğini görürsün. Dolayısıyla düzenli masanın önemini gördük. Düzenli bir masa, uygun ışık ve havalandırma. Hava alamadığın zaman zaten artık pandemiden dolayı temiz havanın, oksijenin değeri çok daha anlaşıldı. Bu yüzden mutlaka odanı havalandırmalısın. Oksijen bittiği zaman biz bile mesela stüdyoda bazen oksijen bitiyor. Kafayı yiyoruz böyle ne oldu ya falan. Beynimiz artık dönmeye başlıyor. O yüzden içeriği havalandırıyoruz. Sessiz ortam da önemli. Dediğim gibi telefon sürekli seni rahatsız etmemeli. Doğru duruş ve sandalye de önemli. Çünkü bununla alakalı biz zaten ekstra videolar da yayınlıyoruz. İşte tekerlekli sandalye mi, düz sandalye mi, dik oturmak için neler yapmalıyız diye. Dolayısıyla burada çok dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü döner sandalye bazen bizim dikkatimizi dağıtabiliyor. Eğer çok dikkat dağınıklığı yaşayan bir öğrencisin. Ve odaklanmamızı artırmamız lazım. Ne demek bu? Çalışma programını mutlaka göz önünde bulunduracaksın. Hani demiştim ya yıllık bir hedefin olsun. İşte bu yıl takdir alacaksın. Fokuslanmamız gerekiyor. Aynen fokuslanmak nedir? Biraz öyle bir kelime yok Türkçe'de. Odaklanmamız gerekiyor. Yıllık hedefin olacak. Ben bu yıl takdir alacağım dedin. Ve TYT'de Türkçe'yi bitireceğim dedi mesela. Ardından da aylık görevlerini yaptım. Ben bu ay mutlaka şu soru bankasının %50'sini bitireceğim. Dinamo 9 sene soru bankamızdaki soruları bitireceğim matematik dedi mesela. Ardından da kendi konularınla alakalı. Haftalık ödevlerin olmalı. İşte pazartesi yapacakların belli, salı yapacakların belli, çarşamba, perşembe, cuma yapacakların belli diyeceksin. Ve günlük sorumlulukların ödevlerin olacak. Ben bugün şu 150 soruyu çözeceğim diyeceksin ve bu sorumluluğu mutlaka yerine getireceksin. Hedefini kendine mutlaka atalı. Benim hedefim neydi? İşte bu konuyu bitirmek. Benim hedefim neydi? Bu yıl takdir almak. Benim hedefim neydi? TYT'de şu eksiklerimi bitirmek demelisin. Kısa kısa molalar vermek ve uygun çalışma yöntemini bulmak da senin çalışma motivasyonunu artıracaktır. Sana en uygun çalışma yöntemi esasında not almak olabilir,
ses kaydı dinlemek olabilir, video izlemek olabilir, arkadaşınla beraber çalışmak olabilir. Mesela arkadaşın konunun belli bir kısmına çalışır, sana anlatır. Sen belli bir kısmına çalışırsın, ona anlatırsın. Bu şekilde iletişim kurarak da, öğreterek de öğrenmeni hızlandırabilirsin. Çalıştığın konu önemli noktalarına not alabilir, bilgi kartları hazırlayabilirsin. Mesela bilgi kartları dediğimiz şey şu, bilhassa böyle ezbere dayalı derslerde çok oluyor. Burada öğrenmen gereken formülleri böyle tek tek yazıyorsun veya konuları. Sonra bunu bu kartı yanına taşıyabiliyorsun ya da bu kartı, bu bilgiyi odanın duvarlarına asabiliyorsun. Böylece soruyu çözerken tak diye bu buradaydı diyorsun. Bu formül, bu bilgi, bu işte kavram, bu açıklamayı tekrar kontrol edebiliyorsun. Konuyu dinledikten sonra kendine özet bir taslak hazırlamalısın. Bu ne demek? Sen videoyu izledin mesela veyahut da canlı ders hocanı dinledin veyahut da EBA'da televizyonda dersi izledin. Ardından mutlaka kendini de dinlerken etkili dinlenme sağlamak için önemli kısımları not almalısın. Takıldığı noktaları da zihninde hikayeleştirmek bazen olabilir. Şimdi notlarını aldın ama burada ya buna ben bakıyorum kafam karışıyor dedin ya. O zaman bazı sıralamaları değiştirirken mesela bunun adını A, T, A, K yaparsın mesela. Atak olur. Dersin ki tamam bu atak oldu. Halbuki az önce KTA idi mesela. Bu senin kafanı karıştırıyor. Ama onların ilk harflerini yeni değiştirip akrostiş. Akrostiş yaparaktan öğrenmeyi hikayeleştirerek hızlandırabilirsin. Hadi bakalım ödülü sorumuzu yap, yorumlara yolla. Şimdiden çalışmalarına başarı dilerim. Sağ ol hocam.